Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz koordinat sistemi ve konum. Öncelikle bu bölümde neler öğreneceğiz ona bir bakalım. Mutlak konum ile göreceli konum arasındaki farkları göreceğiz. Paralel ve meridyenlerin özelliklerini göreceğiz. Enlem boylam kavramlarını ve antimeridyeni öğreneceğiz. Öncelikle coğrafi koordinat sistemi nedir? Coğrafi koordinat sistemi dünya üzerindeki bir yerin paralel ve meridyenler yardımıyla belirleyebilmek amacıyla oluşturulan sistemdir. Coğrafi koordinat sistemi dediğimizde işte günümüzdeki cep telefonları, yer bildiriminde, işte araçlarda, navigasyon sistemlerinde, hava ve deniz ulaşımında, işte hareket rotalarının belirlenmesinde, savunma sanayisi gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Paralel ve meridyenler koordinat sistemimizi bizim oluşturur. Dünyada enlem ve boylamı kullanarak işte konum belirleyen ilk kişinin Yunan gökbilimci ve matematikçi Hipparkos olduğu kabul edilmekte. Coğrafi konum neydi? Coğrafi konum dünya üzerindeki herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere biz coğrafi konum diyorduk. İşte coğrafi konum, mutlak konum ve göreceli konum olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mutlak konum deyince matematik konum, göreceli konum deyince de bizim özel konum aklımıza gelecek. İşte mutlak konum, matematik konum dedik. Matematik konum dünya üzerindeki işte bir noktanın başlangıç paraleli yani ekvator ve Greenwich yani başlangıç çizgisi olarak bilinen Greenwich'in işte dünya üzerindeki herhangi bir yere konumuna göre belirlenebiliyor. Biz buna da matematik konum, mutlak konum adını veriyoruz. Paralel ise kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan, ve noktaları birleştiren, dünyayı da iki eşit parçaya ayıran ekvator çizgisine işte ve bu doğrultuda işte birer derece aralıklarla çizildiği varsayılan biz çizgilere paralel ismini veriyoruz. İşte ekvatorun kuzeyinde bulunan paralellere kuzey paralelleri, güneyinde bulunanlara ise güney paralelleri ismini veriyoruz. Kuzeyinde kalan bölümüne kuzey yarım küre, güneyinde kalan bölümüne ise güney yarım küre ismini veriyoruz. Gelelim paralellerin özelliklerine. En büyük paralel çizgimiz bizim ekvatordu. Ekvator 0 derece ile gösteriliyor. Paralellerin başlangıç noktası ekvator. Ekvatordan kutuplara gidildikçe paralellerin boyları kısalıyor ancak dereceleri büyüyor. Ekvator ne demiştik? 0 derece ile gösteriliyor. Ekvatordan kutuplara gidildikçe bakın dereceleri kısalmaya başlıyor. Boyları kısalıyor ama dereceleri bakın 15 derece, 30, 45 şeklinde büyümeye başlıyor. Ekvatorun kuzeyinde 90, güneyinde de 90 olmak üzere 180 tane paralel dairemiz var. Paraleller birbirlerini kesmiyor. Birer derece açılarla çizilen bu iki paralel arasında da 111 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Paralellerin boyları kutuplara doğru gidildikçe kısalıyor dedik. Fakat dereceleri büyüyor. 0, 30, 60 şeklinde bakın büyüme gerçekleşiyor. Ardışık iki paralel arası mesafede her yerde 111 kilometre. Paralel farkı bulunurken işte verilen noktalar aynı yarım küredeyse bakın ekvator 0 derecede göstermiş. Ekvatorun üst kısmında kalan, kuzeyinde kalan ne dedik bölüme? Biz kuzey yarım küre demiştik. Burada da işte ikisi de kuzey yarım kürede yer alıyorsa A ve B kentleri ne oluyor? İkisi birbirinden çıkarılıyor. Ama farklı yarım kürelerde olduğunda yani B ve C gibi kentleri düşündüğümüzde buralarda olduğunda da aradaki fark toplanıyor. Bakın örnek çözelim beraber. İşte A ve B merkezler arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç kilometredir demiş. A ve B kenti arasındaki kuş uçuşu uzaklık bakın A kenti 60 dereceyken B kenti 20 dereceymiş. Ne yapıyorduk? İkisi de aynı yarım kürede yer alıyorsa 60 ve 20 birbirinden çıkarılıyor. 111 ile çarpılıyor. Çünkü ne demiştik? Her paralel arası 111 kilometreydi. Bu yüzden bakın ikisini ne yaptık? Çıkardık A ve B kentini birbirinden. 40 bulduk. 40 ile de 111'i çarptığımızda 4400 kilometre çıkıyor.
İkinci örneğimizde bakın C ve D kentleri arasındaki şu uzaklığı sormuş. C kentimiz 40 derece, D kentimiz ise 60 derece verilmiş bize burada. Burada da yine çıkarıyoruz çünkü ikisi yine aynı yarım kürede yer alıyor. İşte 60'dan 40'ı çıkardığımızda 20 derece kalıyor. 20 ile de 111'e çarptığımızda 2200 kilometreyi buluyoruz. B ve C kent merkezleri arasındaki kuş uçuşu uzaklığı sormuş. B ve C bakın farklı yarım kürelerde yer alıyor. Farklı yarım kürelerde yer aldığında biz bunları ne yaptık? Birbiriyle topladık. 40 ve 20'yi topladığımızda 60, 111 ile çarptığımızda da 6660 kilometreyi bulduk. Ekvator ne dedik? Dünyayı iki parçaya ayırdığı varsayılan hayali bir çizgidir. Ekvatorun özelliklerine gelecek olursak, işte çizgisel hızın en fazla olduğu yerdir. Yer çekiminin en az olduğu yerdir. Çünkü yer çekimi ne dedik? Ekvatordan kutuplara doğru artış gösteriyordu. Alacakaranlık süresinin en kısa olduğu yerdir. Gece gündüz süre farkının en az olduğu enlemdir. Çünkü yıl boyunca ekvatorda ne dedik? 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanıyor. Kutuplara doğru bu sayı artıyordu. Kutuplarda 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanıyordu. Geldik enleme. Enlem dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvator düzlemine olan uzaklığının açı cinsinden değerine biz enlem adını veriyoruz. Enlemler derece, dakika ve saniye cinsinden ifade ediliyor. Dünya üzerinde de işte sonsuz sayıda nokta ve bu noktaların her birinin bir enlem değeri vardır. Burada da bize örnek olarak işte Ankara'yı vermiş. Ankara'nın konumunun ekvatora olan işte açı cinsinden değeri 39 derece 57 dakika 33 saniye olarak bize örneğimizi vermiş. Enlem etkisine bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yaşanan değişimlere bakalım. Güneş ışınlarının düşme açısı küçülüyordu ekvatordan kutuplara doğru. Cisimlerin gölge boyları uzuyordu. Sıcaklıklar azalıyordu. İklim kuşakları oluşuyordu. İklim ve bitki örtüsü değişiyordu. Tarım ürünleri ve toprak türleri farklılaşma gösteriyordu. Deniz sularının tuzluluk oranı azalıyordu. En fazla tuzluluk oranına sahip denizimiz Kızıldeniz'de. Bu ne oluyordu? İşte ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bu oran, tuzluluk oranı azalıyordu. Dünyanın çizgisel hızı azalıyordu. En fazla çizgisel hızımız bizim ekvatorda gerçekleşiyordu. Yer çekimi artış gösteriyordu kutba gidildikçe. Gece ve gündüz süresi arasındaki fark artış gösteriyordu. Ekvatorda 12 saat gece, 12 saat gündüzken kutuplara doğru gidildikçe 6 ay gece, 6 ay gündüz yaşanmaya başlıyordu. Dolayısıyla nüfus ve yerleşme özelliklerini tüm bunlar etkiliyordu. Bizim özel enlemlerimiz vardı. Dönenceler arası işte 23 derece 27 dakika, 66 derece 33 dakika cinsinden veriliyordu. Güney kutup noktalarımız 90 derece ile gösteriliyordu. Ekvator ise bizim 0 derece gösteriliyordu. Ekvatorun alt kısmında kalan, güneyinde kalan dönencelere biz oğlak dönencesi, ekvatorun üstünde kalan, kuzeyde kalanlara ise yengeç dönencesi ismini veriyorduk. Ekvator ile dönenceler arasında işte alçak enlemler, bakın ekvator ve dönenceler arasında alçak enlemler, işte alçak enlemler arasında kalan yere orta enlemler, ve kutup daireleriyle kutup noktaları arasında kalan yere de biz yüksek enlemler ismini veriyorduk. Deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluğu enlem etkisine bağlı olarak değişiyor dedik. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe de ne dedik? Tuzluluk oranımız azalma gösteriyor dedik. Buna göre aşağıdaki haritada konumları verilen denizlerin tuzluluk oranlarının az olandan çok olanına doğru sıralayın demiş bize. En fazla en tuzlu denizimiz bizim Kızıldeniz'de. Kutba doğru bu oran ne dedik? Azalıyor dedik. Dolayısıyla az olandan çok olanı doğru istediği için bize birincisi Barents Denizi, Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz ve Kızıldeniz olmak üzere bunu sıralayabiliyoruz. Yarım küreleri farklı fakat enlem değerleri aynı olan noktaların ortak özelliğine gelecek olursa, bakın 30 derece kuzey paraleli, 30 derece güney paralelini vermiş bize. Bunların ortak özellikleri ekvatora olan uzaklıkları bakın ikisinin de aynıdır. Çizgisel hızları ikisinin de aynıdır. Yer çekimi aynıdır. Alacakaranlık süreleri aynıdır.
gece gündüz süre farkı aynıdır. Ekinokslarda güneş ışınlarının düşme açısı da aynıdır. Üzerinden fazla sayıda paralel geçen ülkeler bulunuyor bakın. Şili gibi fazla paralel geçiyor. Çünkü bu ülkeler kuzey-güney doğrultusunda bir uzanış gösteriyor. Dolayısıyla bu şekilde uzanan ülkelerde iklim değişebiliyor, bitki örtüsü değişiyor, tarım ürünü çeşitliliği fazlalık gösterebiliyor. Gelelim meridyene. Meridyen de kutup noktasından başlıyor dedik. Diğer kutup noktasında son buluyor. İşte bu yarım çemberleri biz meridyen ismini veriyoruz. İngiltere'deki Greenwich kentinden geçiyor bizim başlangıç meridyenimiz ve bu meridyeni biz 0 derece olarak kabul ediyoruz. Dünyayı doğu batı yarım küre diye ikiye ayırıyor başlangıç meridyenimiz. Başlangıç meridyeninin doğusunda kalan meridyenlere bakın. Doğu meridyenleri, başlangıç meridyeninin batısında kalanlara da batı meridyenleri ismini veriyoruz. İşte doğusunda kalan, dünyamızın doğu kısmında kalan yerlere doğu yarım küre, batı tarafında kalanlara ise batı yarım küre ismini veriyoruz. Gelelim meridyenlerin özelliklerine. Meridyenlerin başlangıç meridyeni olan Greenwich, İngiltere'den geçen Greenwich kentinden bahsetmiştik. Meridyenler birer derecelik açılarla çiziliyor. Greenwich'in doğusunda 180, 180'de batısında olmak üzere 360 tane bizim meridyenimiz mevcut. Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda yerel saat aynıdır. Bütün meridyenlerin uzunlukları bakın birbirine eşittir. Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı da 4 dakikadır. Bu kuralı unutmayın. Hesaplamalarda, yerel saat hesaplamalarında bunu kullanacağız. Aynı meridyen üzerinde yer alan bütün noktaların başlangıç meridyeni olan zaman farkı aynı fakat uzunlukları farklıdır. Yani burada ne diyor? İşte aynı meridyen bütün noktaların başlangıç meridyeni yani ekvatoru olan uzaklığı hepsinde 4 dakikadır ama kilometre cinsinden değişebilir. Çünkü ekvatorda en geniş bizim en uzun çizgimizde kutuplara doğru bu hız ne yapıyordu? Bu çizgiler azalıyordu paralellerimiz. Bakın burada 111 kilometreyken kutuplara gidildikçe 80 kilometrelere düşmüş ama dakika cinsinden hep aynı kalıyor. Geldik boylama. Boylamda dünya üzerinde herhangi bir yerin başlangıç meridyenine olan uzaklığın açı cinsinden değerine diyoruz biz. Bu da derece, dakika ve saniye cinsinden işte ifade ediliyor. Dünya üzerinde her iki noktanın, her bir noktanın da boylam değeri mevcuttur. Yine Ankara örneğimizi vermiş. Bakın Ankara'nın başlangıç meridyenine olan değeri işte dakika, saniye, derece cinsinden 32 derece, 53 dakika ve 15 saniye örneğini vermiş. Aynı boylam üzerinde yer alan noktaların ortak özelliklerine bakacak olursak, bakın yerel saatleri ne demiştik? Her meridyende yerel saat hesaplamaları aynıdır. Öğle vakitleri aynıdır. Güneşin en tepede olduğu an aynıdır. Gölge boyunun en kısa olduğu anlar aynıdır. Ekinokslarda güneşin doğuş ve batış saatleri de aynıdır. Gelelim antimeridyene. Antimeridyen bir meridyen yayının tam karşısında bulunan ve birleştiğinde çember oluşturan meridyen yayı. Meridyen ile antimeridyenin dereceleri toplam işte antimeridyenin derecelerinin toplamı 180 derecedir. Bir meridyen ile onun antimeridyeni arasında da 12 saat yerel saat farkı bulunur. Örneğin işte 30 derece doğu meridyeni dendiğinde neydi? 180 dereceydi bizim meridyenlerimiz. 30 derece dendiğinde bunun antimeridyeni ne olur? 150 derece batı meridyeni olur. 60 derece batı meridyeninin antimeridyeni de 120 doğu meridyeni olur. Burada da bir etkinliğimize bakalım. Paralel ve meridyenin özelliklerini göz önünde bulundurarak tablodaki ilgili alanları işaretleyin demiş. İşte aralarındaki uzaklık her yerde 111 kilometredir diyor. Aralarındaki uzaklık her yerde 111 kilometre olan neydi? Paraleldi. Uzunlukları birbirine eşitti. Bu neydi? Meridyendi. Birer derece açılarla çizildiğinde toplam sayıları 180'dir diyor. Bu neydi? Paraleldi. Numaraları kutuplara doğru büyür. Yani dereceleri büyür diyor. Bu neydi? Paraleldi.
çünkü ekvator 0 derece göstermişti. Kutba gidildikçe dereceleri ne yapıyordu? 30, 40, 60 diye büyüme gösteriyordu. Çevre uzunlukları kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bu paraleldi. Birer derece açılarla çizildiğinde toplam sayıları 360'tır. 360 tane olan bizim meridyenlerimizde. Ardışık olanların arasındaki yerel saat farkı 4 dakikaydı. Bu neydi? Meridyendi. Kutup noktalarında birleşir. Bu da bizde meridyenlerimizi oluşturuyordu. Koordinat sistemini oluşturan ve aşağıda sıralanan kavramlar aşağıdaki model çizim üzerinde numaralarla gösterilmiştir. Ön bilgilerinizde yardımıyla uygun eşleştirmeler yapınız diyor. Oğlak dönencesi, Oğlak dönencesi neydi? Ekvatorun güney kısmında yer alıyordu. Dönenceler arası bakın 20 derece, 23 derece, 27 dakika demiştik. Bu da bakın burada yer alıyor. 9 numara. Kuzey kutup noktasını oluşturmuş. Kuzey kutup noktasında bakın 7 numaralı alan oluşturuyor. Ekvator başlangıç paraleli. Burada 0 noktasını oluşturan 4 numaralı alan. Paralel sormuş. Paralel neydi? Dünyayı enine kesen hayali çizgilere diyorduk. Paralelimizde 3 numaralı alan gösteriyor. Başlangıç meridyeni neydi? Dünyayı boyuna kesen hayali çizgilere biz diyorduk. Meridyen de İngiltere'nin Greenwich kentinden geçiyordu. Ve 0 derece olarak gösteriliyordu. Yani 1 numarayla gösterilen yer. Yer ekseni ne demiştik? 2 numaralı alan 90 dereceyle ifade ediliyor. Yengeç dönencesi. Yengeç dönencesi ekvatorun kuzeyinde bulunan dönence. Ne demiştik? 23 derece 27 dakika. Bu da 8 numaralı alandır. Güney kutup noktası 6 numarayla gösterilen yer ve meridyen son olarak meridyenimiz bizim 5 numaralı yerdir. Gelelim etkinliklerimize. Atlaslarımızdan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Harita üzerinde kıta ve okyanusların isimlerini sormuş bize. Burası neydi? Kuzey Amerika, burası Güney Amerika, Afrika kıtası, Avrupa kıtası, Asya kıtası, Okyanusya ve Antarktika'yı oluşturuyor. Okyanusları da sayacak olursak Büyük Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu ve Pasifik Okyanusu olmak üzere ayırabiliriz. Ekvator hangi kıtaların üzerinden geçmektedir diyor. Bakın burada ekvator çizgimizi zaten vermiş. Güney Amerika, Afrika kıtası ve Okyanusya'dan ekvator çizgimiz geçmektedir. Başlangıç meridyeni hangi kıtaların üzerinden geçiyor diyor. Avrupa, Afrika ve Antarktika kıtaları üzerinden geçiyor. Hangi kıtaların tamamı başlangıç meridyeninin batısında yer alır diyor. Başlangıç meridyeni bizim burada 0 dereceyle gösterilen yerimiz. Batısında yer alanı soruyor. Kuzey Amerika ve Güney Amerika bizim başlangıç meridyenimizin batısında yer alır. Verilen haritadan yararlanarak ülkemizin ekvator ve Greenwich'e göre konumunun ve yer aldığı yarım küreleri yazınız diyor. Bakın bizim ülkemiz başlangıç meridyeni yani ekvatorun kuzeyinde başlangıç meridyeninde doğusunda yer alıyor. Şu şekilde. 36-42 kuzey paraleline 26-45'te doğu meridyeninde yer alır. Gelelim göreceli konuma. Göreceli konum bizim özel konumumuz. Bu da dünya üzerindeki herhangi bir yerin kıtalara, işte denizlere, boğaz ve kanallara, işte ülkelere, yer şekillerine, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine göre belirlenen konumudur. Örneğin İspanya'nın göreceli konumu özelliklerinden biri Atlas Okyanusu ve Akdeniz'in kıyısının bulunmasıymış. Bakalım bu etkinliğimizde. Aşağıdaki tabloda Türkiye ve Rusya'ya ait bazı özellikler verilmiş. Verilen özelliklerden hangilerinin mutlak konuma, hangilerinin göreceli konuma ait olduğunu tablodaki ilk ilan alana yerleştirin diyor. Türkiye aynı anda tek ortak saat kullanımcısı. Bakın saat hesaplamaları, hesaplama yapılıyorsa eğer bu mutlak konum yani matematik konumu verir bize.
Rusya'nın hem Büyük Okyanusu hem de Karadeniz'e konu. Ne demişti? Ülkelerin konumlarına, işte deniz kıyısına olan konumlarına bulunduğu göreceli bize neyi veriyordu? Göreceli konumu veriyordu. Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, işte adalara, ülkelere göre ülkelerin konumunu veren neydi? Bizim göreceli konumumuzdu. Rusya'nın doğusu ile batısı arasındaki boylam farkının Türkiye'ye göre fazla olması da bizim mutlak konumumuzu veriyor. Türkiye'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki kuş uçumu uzaklığının Rusya'ya göre daha az olması. Kuş uçumu uzaklık diyor. Bakın hesaplamalar var burada. Bunlar da bize matematik konumumuzu veriyor. Rusya'nın ve Türkiye'nin hem Asya kıtasında hem de Avrupa kıtasında topraklarının olması da bize göreceli konumu, yani özel konumumuzu veriyor. Birkaç da ölçme değerlendirme sorumuzu yapıp konumuzu bitirmek istiyorum. Ardışık iki paralel arasındaki uzaklık neydi? 111 kilometre demiştik. Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın ekvator düzlemine olan uzaklığının açı cinsinden değerini biz enlem demiştik. Başlangıç meridyenine olan açı cinsinden değerine ise boylam demiştik. Başlangıç meridyeni İngiltere'nin Greenwich kasabasından geçtiğini söyledik. Bir meridyen yayının tam karşısında bulunan ve birleştiğinde çember oluşturan meridyene biz antimeridyen ismini vermiştik. Kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaları birleştiren ve dünyayı iki eşit parçaya böldüğü varsayılan hayali çembere de biz ekvator ismini vermiştik. Meridyenler doğu-batı doğrultusunda uzanış gösterirler diyor. Meridyenler ne dedik? Kuzey-güney doğrultusunda uzanış gösterirler. Meridyenlerin boylarını birbirine eşitken paralellerin çevresi kutuplara gidildikçe küçülür demiştik. Bu doğrudur. Aynı enlem üzerinde bulunan bütün noktalarda yerel saat aynı olduğunu ne yapmıştık? Söylememiştik. Çünkü aynı enlem üzerinde değil, aynı boylam üzerinde bulunan yerlerde yerel saat aynıydı. Enlem etkisine bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı büyümez, küçülür, kısalır yani. Kutup noktalarında birleşen ve ekvatoru dik kesen yaylara da meridyen adı verildiğini biz söylemiştik. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuzu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.